Hayır, saçmalama. O aslında bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Bir zamanlar Jack ve annesi yaşardı bir çiftlikte. Fakirdiler, yok yemekleri. Plan yaptılar geçinmek için. Jack, git ineğimiz Bessie'yi sat. Bu parayla daha çok ekin yetiştirebiliriz. Pazarda Jack Bessie'yi sattı. Garip giyinmiş genç kız. Adam. Eğildi zarifçe. İneğinize veririm fasulye. Bunlar büyülü fasulyeler. Vay. Gökyüzüne erişecek kadar büyürler. Vay. Jack gitti eve annesine. Gördü fasulyeyi anne. Attı onları dışarı. Jack sadece fasulye mi? Ağladı. Ama anne, bunlar büyülü fasulyeler. Of, büyüymüş. Ertesi gün fasulyeler gibi büyüdü. Bay bey. Jack tırmandı çok yükseğe. Buldu gökyüzünde bir kale. Vay, şuna bak. Ama girdiğinde kaleye, büyük şişman çirkin yüzlü dev geldi gümbür gümbür sesle. Salladı göğü bulutları. Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Jack o kadar korkmuştu ki dev altınları sayarken Jack bir dolaba saklandı. Büyük yaşlı dev uyuyunca Jack kaçtı bir altınla. Karar verdi geri dönmeye. Ama dua edeyim ben önce. Lütfen, lütfen beni kötü yaşlı devden koru. Tırmandı kaleye ve gizlendi. İşte dedi, devin hazinesi. Çabuktan altın yumurtalar. Dev saydı ona kadar. 2, 3, 4, 5. Aa, 5'ten sonra ne geliyordu? Geliyor kokusu bir çocuğun. Leziz, leziz, leziz. Lezzeti tam, hazır mısın? Geliyorum, tamam. Çabuk ol Jack, hızlı. Oh, pardon, yanlış hikaye. Jack hızlıydı, çabuk davrandı. Kaptı küçük beyaz tavuğu. Hatta bir de arpa aldı. İndi sırıktan aşağı. La la. Ama dev hızla Jack'in peşine düştü ve kendini fasulye sırığının üstüne attı. Eve dönünce aldım bir balta. Kestim fasulye sırığını. Büyük yaşlı dev düştü oradan. Gören olmadı onu bir daha. Jack ve annesi tavuğun altın yumurtaları sayesinde iyi bir hayat yaşayabilirler. Anne bir ziyafet hazırladı. Geldi bütün komşular. Arp çaldı ve söyledi. Jack bir yıldız parlayan. Jack yıldızsın sen. Sonra? Fasulye sırığı çorbası yaptılar mı? Hayır, ama artık altın yumurta veren bir tavukları var. Ama altın yumurtayla dişini kırabilirsin. Peki kim kaplumbağa ve tavşan hikayesini biliyor? Ben kaplumbağanın tavana tırmandığını bilmiyordum. Hayır ya. Tavşandan bahsediyor. İki tane kulağı var ya. Oh, yani kulaklarıyla mı tırmanıyor tavana? Bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Evet. Yarışalım yaşlı kaplumbağa. Seni yeneceğime iddiaya girerim. Tamam. Yavaş olabilirim ama kendi yöntemlerim var. Elbette. Ama ben çok hızlıyım biliyorsun. Biliriz. Yaz gününde kaplumbağa tavşan yarışacak. Seni yeneceğim. Hiç sanmıyorum. Gıdido. Ne saçma bir yarış bu. Kaplumbağa pes eder.
harika bir yarış olacak. Tavşan çok hızlı itti. Pardon yaşlı adam, pardona ihtiyacım yok. Tavşan hızlı kaplumbağa biniyor ama bu iş istikrardır. Hazır başla iyi yarış. Tavşan gitti, kaplumbağa kaldı. Her hareketini düşünüyor. Bir yolunu bulacak biniyor. İstikrarlılık kazanır. Sadece hızını koru. Tavşan hızlı kaplumbağa biniyor ama bu iş istikrardır. Hadi kaplumbağa, oley! Kaplumbağa dümdüz ilerledi. Adım adım dediğim gibi. Kaybedecek bir şeyim yok. Geliyorum bitiş çizgisine. Yenebilirim bu bitiş çizgisi mi? Tavşan hızlı kaplumbağa biniyor ama bu iş istikrardır. Kaplumbağa çizgiyi geçince dostları kutladı. Harikaydı. Uyudum diye yarışı kazandın. Senin için çok mutluyum. Hala çok iyi arkadaşım. Tavşan hızlı kaplumbağa biniyor ama bu iş istikrardır. Tavşan hızlı kaplumbağa biniyor ama bu iş istikrardır. Yani kaplumbağa tavana tırmandı değil mi? Yani tam olarak öyle değil. Hayır Bonnie, kaplumbağa tavşanı yarışta yendi. Ne yedi? Yarış sırasında yemek mi yenir? Çok şaşırdım. Bonnie. Bitti. Hadi bize çocuk, kurt ve koyunun hikayesini anlat. Yalancı çoban. Neden yalan söylemiş? Çünkü nasıl bağıracağını bilmiyormuş. Joey, yalancı çoban olup bize hikayeyi anlatmaya ne dersin? Elbette. Ben çoban koyunlara bakarım. Çok zor uyanık kalırım. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Beklemek çimlerin uzamasını. Hey, bir fikrim var. Sanırım bir şaka yapacağım. Köydeki insanlara sanki kurt gelmiş de koyunlarımı kaçırmış gibi. İmdat! 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 Bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Aman tanrım. Hayır. Bu çok kötü. Gidip yardım etmeliyiz. Köylüler koşup geldiler. Sürü ve çoban iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Komik bir şaka değildi. Bizi böyle korkuttuğun için kendinden utanmalısın. Senin adına korkmuştuk. Sadece bir şakaydı. Hiç şaka kaldırmaz mısınız siz? Sonraki gün gece olunca çocuk tekrar plan yaptı. Bugün tekrar yapacağım. Böylece sıkılmam. Ve çok güldü. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu.
Oh canım, sanırım başım belada. Ve tekrar köylüler geldi, koyunlar çok iyiydi. Çocuk güldü. Şaka yaptım. Bence özür dilemelisin. Evet. Bir özür dile. Bizi yine kandırdın. Bu hiç hoş değil. Bize yalan söyledin. Bir şakaydı. Köylüler hiç mutlu değildi. Ama çoban bunun komik olduğunu düşündü ve bir kez daha köylüleri kandırdı. Güzel bir gün sürüsüyleyken kurt belirdi, çocuk korktu. Köylüleri çağırdı. Yardım edin lütfen, şaka değil. Oo la 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 la. Bir bardak çay ister misin? Neden olmasın? Kimse dikkat etmedi, şaka sandılar bunu. Çaylarını içtiler, çobanı umursamadılar. Hey, bu hiç komik değil. İmdat, imdat, bir kurt geldi. Koyunları kovaladı ve korkuttu. Ama yardım etmeye kimsecikler gelmedi. Çoban ona kimsenin inanmadığını anladı. Çoban köye geri geldi, herkes etrafına toplandı. Sen bizi kızdırdın. Özür diledim her şey için. Gerçekten. Dersim oldum. Bir daha asla yalan söylemem. Masal zamanı çocuklar. Kırmızı başlıklı kıza ne dersiniz? Evet. Ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum. Ben de büyük kötü kurt. Allah Allah. Bu ki bu fikri pek sevmedi galiba. Herkes hazır mı? Evet. Bir kız varmış kırmızı başlıklı. Gitmiş hasta büyük annesine. Kestirmeden gideyim, o iyi değil. Kısa bir ziyaret büyük anneme. Sakın unutma, yabancılarla konuşmak yok. Tamam söz. Anne vermiş kıza yemekler. En sevdiği peyniri büyük annenin. Kesmiş ama yolunu ormanda bir kurt. Selam canım, nereye gidiyorsun? Demiş. Sen bir yabancısın değil mi? Seninle konuşmamam lazım. Ama hasta büyük anneme gidiyorum. Biraz peynir ekmek götürüyorum. Sonra kız gitmiş ama kurt zeki. Biliyormuş büyük annenin evini. Ortalama bir kurda göre zekiyimdir. Kurt girmiş büyük annenin evine. Saklayacağım seni gözden uzak bir yere. Onu kilitlemiş dolaba, girmiş yatağa. Onun şapkası kafasında. İmdat dedi büyük anne. Gir içeri canım. Büyük anne demiş kız, girmiş içeri. Merak ettim, nasılsın, iyi mi? Ben çok iyiyim. Ama garip sesi. Büyük anne, ne zamandır senin bıyığın var? Oho. Büyük annemin bıyığı var. Olamaz. Büyük anne, ne büyük kulakların ve de gözlerin ne kadar büyük. Büyük anne, dişlerin çok büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için. Hayır. Olamaz, hayır. Hayır. Kolaysa yüzüme söyle. Seni daha iyi yiyebilmek hayır, için. Hayır. Bir daha düşününce. Hayır, hayır. Dedi kırmızı başlıklı kız ve bir avcı ormandan fırlattı. Kapıyı kırdı, tuttu canavarı. Şimdi görürsün sen. Dedi avcı. Sen büyük kötü kıllı bir kurtsun. Kötülük yapmaktan vazgeç. Yoksa hiç arkadaşın olmaz. Avcı kurtardı büyük anneyi ve kız döktü birden içini. Konuştum bir yabancıyla, İtiraf etti. Şimdi dersimi aldım dedi. Şimdi dersini almış, öyle dedi.
Vay, büyük kötü kurt kesin dersini almıştır. Tabii ki aldı ve onu çok uzaklara yolladılar. Bir daha da geri dönmedi. Büyük kötü zorbalara ne olduğunu gördünüz mü? Tabii ki. Şimdi bu hikayeden alınacak ders nedir? Asla bir kurda taze ekmeğin ve peynirin olduğunu söyleme. Evet, hikaye anlatma sırası kimde? Sıra bende. Ben aslan ve farelerin hikayesini anlatacağım. Fare demek istedin herhalde. Bu sefer değil. Çünkü hepiniz küçük fareler olacaksınız. Kuvvetli güçlü aslan uyuyor yuvasında. Üç küçük fare geldi baktı ona. Yanlışlıkla biri çarptı onun pençesine. Ay pardon aslan bey. Bu yasak olmalı ama. Özür dilerim, sizi incitmedim umarım. Bıraktı aslan farenin üstüne pençesini. Korktu diğerleri bağırdı seni yaramaz. Yalvarırım aslan bey dinleyin beni. Öderim borcumu bırakırsanız beni. Lütfen. En iyi arkadaşınız olurum. Lütfen. Tamam evet diyorum bu seferlik. Ama dağılın gözüm görmesin sizi burada. Sağ olun aslan bey. Borçluyum size. Sanırım her aslan değil tehlike. Gidin buradan. Yani büyük aslan küçük farenin gitmesine izin verdi. Fiyuh, bu korkutucuydu. Ama hikaye daha bitmedi. Anan. Aa, anlat hadi. Evet, devam et. Aslan gitti ava yakalandı bir ağa. Debelendi başladı homurdanmaya. Kükretti çok güçlü duydu üç fare onu. Arkadaşın aslan mı? O tehlikede olamaz. Atlarınızı sıkı tutunun. Yani aslanlarınıza. Kurtarmaya gidiyoruz onu. Aslan ağladı yakalanmış. Korkusuz fareler geldi yardıma. Kemirdi büyük bir deli kaçtı aslana. Kim derdi ki gurur duyacağım farelerle. Biz arkadaşız. Sonsuza dek. Bravo fareler. Dostlar aile gibi, aile dostlar gibi. Tutarım hep sözümü, güvenebilirsin bana. Burada ders arkadaşlık değil mi Bay Aslan? Arkadaşlık hediye seni özgür kılan. Yani bu hapsolmuş bir aslanın hikayesi mi? Hayır saçmalama, bu arkadaşlıkla ilgili. Ve iyilikle. Kesinlikle öyle. Arkadaşları yalnız bırakmamakla ilgili. Bunu sevdim. Çok tatlı. Bir zamanlar... Hayır dur. Tamam. Hikayeyi sen mi anlatmak istiyorsun? Hayır. Sadece şey demeyi seviyorum. Bir zamanlar... Üç küçük ayı gitti oynamaya. Bugün yapacağım bir ev zamanla. Dedi bir ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama kötü bir kurt onu uyandırdı. Olamaz. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldı kapıyı. İzin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Zaman yerine dal kullanmalıydım. Gitti
iki ayı oynamaya. Evim çubuklardan olacak, baksana, dedi ikinci ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. Ama yine o yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Çaldık kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Ve yaptı ve güldü dünyanın en kötü kahkası. Olamaz. Sanırım o kötü yaşlı kurdun yıkamayacağı bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Sadece küçük bir ayı çabuk düşünmeli. Sağlam tuğlalardan yapacağım ben evimi, dedi üçüncü ayı öyle bir anda. Yaptı evi, uyukladı sonra. İnanabiliyor musunuz? O yaramaz yaşlı kurt onu uyandırdı. Kötü bir kurdum ben, görüyorum seni. Aç kapıyı küçük ayı, koru kendini. Hayır. Çaldı kapıyı, izin ver gireyim. Asla izin veremem buna. Oflarım puflarım, yıkarım evini. Denedi denedi ve tekrar denedi. Toparla kendini. Sonra evi yıkabildi mi? Tabii ki bunu asla yapamadı. Tuğlalar çok sağlamdı. Peki kötü yaşlı kurda ne oldu? Bir daha onu gören olmadı. Kurtlar böyleler. Evet, böyleler.